Herkese yeniden merhaba. Uzun zamandır döneceğim diyordum. YouTube'da video çekmek istiyorum diyordum. Böyle küçük bir başlangıç yapmak istedim. Telefonla çekiyorum. Şu an nasıl çıkıyor onu bile bilmiyorum. O yüzden böyle ilk videonun acemiliğine denk geliyor olabilir. Çünkü konumum ve mekan biraz garip. Yine de bir şey diyeceğiz düşünmüyorum. Çünkü sonuçta ilk videonun günahı olmaz ya da dönüş videosunun günahı olmaz diyebiliriz. İlk sefer için çok... Biraz sonra bir diğer alternatifte göreceksiniz zaten. Daha doğal, benim günlük kullanımda daha çok tercih ettiğim makyajı yapmak istedim ki biraz daha kolay olsun, küçük bir başlangıç gibi olsun. Tabii ki diğer makyajlarımı zamanla göstermeyi düşünüyorum. Nasıl yaptım merak ediyorsanız bu makyajı izlemeye başlayabilirsiniz. Öpüyorum. Cilt bakımından başlayacağım tabii ki. Bu arada kendimi göremediğim için çok stresliyim. Nasıl çıkacağı hakkında bir fikrim yok. En azından çünkü kamera bağladığınız zaman bir şekilde kendinizi görüyorsunuz. O yüzden şu an kendimi görmediğim için ekstra stresliyim. Yine de hemen cilt bakımından başlayacağım. Çünkü çok vıdı vıdı edersem biliyorum video çok uzayacak. Öncelikle tabii ki göz kremiyle başlıyorum. Ekstra Eye Repair Bobbi Brown'un. Neden yoğun bir nemlendirici kullanıyorum? Çünkü benim göz altım çok çok daha kuru diğer bölgelerime kıyasla. Daha sonra bugün nem maskesi yapacağım çünkü bugün izin günüm. Ve makyajdan önce de kullanabiliyorum bu ürünü. Genelde kızarıklıklarım için bir şey kullanmasam da primer'ın Kiko'nun bu cilt tonu eşitleyici primer'ını kullanacağım. Yeşil tahmin edersiniz ki. Çünkü kızarıklıkları nötrleyen şey yeşil. Ama biz bunu abartarak kullanmıyoruz tabii ki. Sadece şöyle elimin üzerinden çok hafif alıyorum. Umarım gözükmüştür. Ve hafifçe pasta check yapıyorum. Çok bir şey değişmemiş gibi geldi bana. Ama çok daha yoğun kızarıklıklarımı geçirdiğini hatırlıyorum ben açıkçası. O yüzden yoğun kızarıklık yaşıyorsanız denenebilir. Ben hemen göz altına geçiyorum. Göz altımda hani bu brown'un rutininden çok fazla çıkmıyorum genelde tende. O yüzden önce corrector kullanıyorum. Light peach bisk. Renk eşsizliği olan bölgede uyguluyorum. Daha farkını daha net görebilirsiniz böyle. Ardından isterseniz şimdi bu tarafı concealer de uygulayayım. Neden altına uyguladığımı daha net görmüş olursunuz. Tek başına concealer uyguladığınız zaman grileşiyor. Ama corrector'la beraber bu birleşmeyi minimum indiriyorsunuz aslında. O yüzden corrector kullanıyorum. Tazeleme yaptığınız zaman da aşağıdaki corrector durduğu için yine daha doğal ve aydınlık bir sonuç alıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi çok daha aydınlık bir göz altım var. Her zaman krem ürünleri kullanırken parmaklarınızdan yardım alın. Çünkü parmaklar fazlalık ürünü hemen topluyor. Şu an şort giyen birini görüyorum. Spora gidiyor dahi olsa hala Şubat'ın bitmediğini farkında mı acaba insanlar? Ben cildimde tam kapatıcılığı seviyorum. O yüzden biraz nem veren bir fondötenle kapatıcı bir fondöteni karıştırıyorum. Çünkü benim cildim gün içerisinde çok nemsizleşiyor. Nemsiz gözüküyor. Ve o kuru görüntüyü almak için bir de nemlendirici fondöteni karıştırıyorum. Shiseido'nun Ultra Protective ve güneş koruması, SPF 30 güneş koruması olan fondötenini gerçekten seviyorum. Ama kuru ciltlerle işe yarayan bir fondöten değil kesinlikle çünkü çok mat gösteriyor. O yüzden karıştırıyorum. Bundan bir damla, bundan yarım damla gibi düşünün. Çok az alıyorum fırçama ve genelde yanak bölgemden başlarım uygulamaya. Shiseido'nun fondöteni aynı zamanda biraz pembemsi olduğu için sarı bir fondötenle karıştırmak biraz daha işime geliyor. Çünkü tek başına uyguladığım zaman çok pembe duruyor cildim. Şimdi sıra geldi sabitlemeye. Ben Bobbi Brown'un Nude Finish pudralarını kullanacağım. Bunun için biraz renk veriyorlar ama kurutmuyorlar. Her yere bunu kullanabiliyorum. Çok fazla ürün almıyorum. Aksine sadece sabitlemek için kullanıyorum. En sevdiğim aşamalardan biri olan bronzer uygulamasına geliyoruz. Ben bunda bronzer'da da Bahama olmayı kullanıyorum. Bundan bir türlü vazgeçemedim. Hala uzun süredir bunu kullanıyorum. Bitmedi de sağ olsun.
AliExpress'ten aldığım bir fırça seti vardı. Buraya bulabilirsem linkini de koyarım. Oradan çıkan aslında bu muhtemelen allık fırçası ama ben küçük uçlu daha basık olduğu için bronzer uygulamasını kullanıyorum. Saç dibinden hafifçe öne doğru gelmemiz gerekiyor. Çok ayrıntılı anlatmıyorum farkındaysanız. Sadece günlük makyajda ne yaptığımı aslında gösteriyorum. Hafifçe burnunuza, fırçada kalana, şöyle yanlarına geçebilirsiniz. Günlük kontürde ben ekstra ihtiyaç duymuyorum. Allıkta ise özellikle yoğun bronzer uygulamaları yapıyorsanız Bobbi Brown'un bir kuralı vardır. Bronzerla beraber papallık koyuyorlar. Bugün ben de geçen sene bir koleksiyonu olan Bobbi Brown'un allık setinden bir renk kullanacağım. Şu uçuk pembeyi kullanıyorum. Fırçam özellikle ince uçlu bir fırça ki yoğun uygulama yapmasın. Yine hafifçe yanaklarıma küçük kızarıklar versin. Ortadaki highlighter'ı çok hafif uygulayacağım. Çünkü asıl highlighter'ımın başka bir şey olmasını istiyorum. Yine aynı setten çıkan bir fırça. Ben normalde concealer için uyguladım ama bunu biraz değiştirdim. Highlighter fırçası haline getirdim. Bitti. Göze geçiyoruz. Gözde tabii ki bir primer yani base kullanacağım. Bunda da Bobbi Brown'un krem shadow'larından Shore'u kullanıyorum. Bu ten rengiyle neredeyse aynı. Ve long wear olduğu için göz bazı şeklinde kullanılabiliyor. Aslında çok soft bir şey yapacağım bugün. Çok ağır bir şey yapmayacağım. Günlük olarak çok basit ne yapabilirsiniz aslında. Fırçamı bile temizlemedim öyle düşünün. Revolution'ın bu gördüğünüz paleti neymiş bu? Ultra Eyeshadows, bla bla, Beyond Flawless isimli paleti. Buradaki kahverengi alıyorum, orta kahveyi. Şöyle ince bir şekilde göz kapağıma geçiyorum. Çok yoğun uygulamayacağım dediğim gibi. Hafifçe bir gölge versin. Toz kalmış fırçam. Kirpik dibi gerçekten önemli. O yüzden fırçanızı ilk sürdüğünüz yer kirpik dibi olursa dağıttığınız zaman çok daha doğal bir sonuç alırsınız. Ya da rosy böyle hafif gül kurusu bir şey kullanıyorum. Yine aynı fırçada şöyle hafifçe geçiyorum. Özellikle iç kısımdaki yansımayı arttırmak istiyorum. Çünkü dış kısımda herhangi bir yansımayı istemiyorum. O yüzden fırça aldım. İç tarafa şöyle geçtim. BH Kozmetik'in Natural Eyes. Saçma sapan bir paleti var. Ben de aldığıma pişman olduğum bir palet. Çünkü asla pigmentli değil. Ama ışıltıları efsane. O yüzden şuradaki ve şunu karıştırıp kullanacağım. Bu biraz daha altın. Şunu niye kullanmamışım acaba? Hadi bugün bunu kullanayım. Fırçamı getirmemişim. Üşendim. O yüzden parmaklarımı kullanacağım. O aşağıdaki ışıltıyı hiç kullanmamışım. Ben daha çok şampanya rengindeki ışıltıyı tercih ediyorum iç köşede. Ama bunda biraz daha soğukluk var. O yüzden böyle soğuk göz renk, soğuk tonlarda böyle pembemsi tonlarda bir far kullandığınız zaman rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Şu an için beğendim. Şimdi geliyoruz kirpik dibini biraz belirginleştirmeye. Bunun için palette hiç kullanmadığım koyu tonlar var. Öncelikle bu lacivertimsi tonu deneyeceğim. Biraz kahverengiyle karıştırabilirim. Sadece kirpik dibine bastıracak yapıyorum. Bu da maskara sürdükten sonra onun belirgin hale gelmesini sağlayacak. Eyeliner gibi bir şey değil. O kadar. Hatta şöyle parmaklarımı biraz karıştırdım. Yeterli. Tabii ki kirpik kıvıracağım. Benim en sevdiğim maskara Bobbi Brown'un Smoky maskarası. O yüzden hemen onu geçeceğim. Ama genelde günlük makyajda yoğun uygulamaktansa hafif uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü ben maskarada şey delisi değilim. Yani kirpik durmalı modunda değilimdir. Sadece gözüm ortaya çıkarsın. Yeter ve ben genelde diplerin dolu olmasını severim. Kirpik uçlarımın ince ve ayrık olmasını tercih ediyorum. Şimdi en önemli nokta kaşlara geldik. Benim için kaşlar gerçekten önemli. Bobbi Brown Long Wear eyelinerlarını kullanıyorum aslında. Sepia rengini kullanıyorum. Neden böyle bir delilik yapıyorum? Kaşıma Long Wear eyeliner kullanıyorum. Çünkü Türkiye'de bulabildiğim güzel bir daha doğrusu aramadım da ama kremsi bir ürün yoktu.
Çünkü kaşımı farla doldurduğum zaman gün içerisinde gözenekleri birikebiliyordu benim cildimin salaklığından kaynaklı olduğu için. Ben de bir gün denedim. Yabancı bir müşterim kullanıyormuş. Ki onun kaşları gerçekten koyuydu. Ama ben de elimde seyrelterek şöyle yaparak kullanmaya başladım. O günden beri hala bunu kullanıyorum. Fırçama biraz alıp daha sonra elimde seyreltiyorum. Far gibi oluyor tabii ki. Ama çok daha kalıcı, gün sonuna kadar hiç çıkmayan bir yöntem. Şimdi sıra geldi highlighter'a. Ben bunun için Bobbi Brown'ın Shimmer Brick'lerinden beji kullanacağım. Ve en açık rengini, yani o en üst sıradaki rengini genelde aşağıdakiyle karıştırıp kullanıyorum. Şöyle bıçak kaş altına çıktım. Yep. Görüyor musunuz? Burun üstüne. Şu kemik kısmına. Dudaklarım üstüne. Gerçekten şu an tam duştan çıkmış gibi duruyorum. Önce size bu makyajı doğal kullanabileceğiniz halini göstereceğim. Rujlem. Bu Bobbi Brown'ın Sandwash simgelik kalırlarından bir renk. Kendisini severek kullanıyorum. Genelde gelinlerde kullandığım, kullanmayı sevdiğim renklerden biridir. Ben de çok pembe durduğuna bakmayın. Normalde bu kadar pembemse durmuyor başkalarında. Hemen geliyorum. Bir tane de koyu alternatifimiz olsun. Yani böyle soft bir ten ve göz yapıp vamp rujları nasıl kullanırız ya da nasıl durur diye merak ediyorsunuz ki biliyorsunuz bence. Transylvania'sını kullanacağım. NYX'in Soft Matte Lip Cream'lerini. Aslına bakarsanız bu ruju çok fazla sevmiyorum. Çünkü hemen birikiyor ve bozulmaya başlıyor. Çok mürdüm bulunuyor içinde. O yüzden çok bayıldığım bir ton değil. Biraz beklememiz gerekiyor. Koyu rujun kendine gelmesi için. Ve kolay matlaşmıyor. Aslına bakarsanız çok sevdiğim bir ruj değil dediğim gibi. Ama koyuluğu hoşuma gidiyor. Yani 1-2 saat kullanacaksanız yani böyle bir ruju rahatla kullanabilirsiniz. Bugünkü makyajım bu kadardı. Dışarı çıkmayı umut ediyorum. Küçük bir yürüyüş yapabilirim. Hava çünkü aşırı güzel. Onun dışında evdeyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir küçük bir dönüş yapmak istedim. Tabii ki daha farklı videolar gelecek ama günlük makyajla böyle hafif soft bir şeyle başlamak benim için çok daha iyi oldu. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.